ekonomi modelinden bahsedelim biraz da. Teşekkür ediyorum. Hakikaten büyük buhranların yaşandığı bir zaman diliminden geçiyoruz. İnsanlar aslında biraz önce İngiltere'nin ifadesini okudunuz. İngilizlerin durumunu ifade ettiniz. Şu anda da dünya çok farklı bir pozisyonda değil. Belki ülkeler özgür gibi gözüküyorlar ama ekonomik açıdan çok büyük bir sarmalın içerisindeler. Şimdi, çok bağımlılık. Büyük bağımlılığın içerisindeler. Hem de ülkeler değil artık aileler dünyaya hükmediyor. Evet, öyle bir tarafı da var. O ülkelerde söz sahibi olan çok güçlü aileler maalesef 7-8 tane ailenin elinde tüm dünya. Profesör Doktor Aydar Başbey'in çok güzel bir ifadesi vardı yani. At edip biniyorlar, eşe gidip sürüyorlar. Artık neyse böyle bir pozisyon yaşanıyor. O yüzden de çok ciddi bir mutsuzluk, çok ciddi bir buhran, bunalım hali, insani ihtiyaçların insani şeylerle karşılanamaması gibi bir hal yaşıyoruz. Bütün insanlığın sorunu, ülkemizde de sorun aynı, hep aynı. Yani insanca yaşayacak şartlara ulaşamıyoruz. Yani normal çalışarak ülkemizin kaynaklarıyla insanca yaşayacak bir standart istiyoruz. Öyle değil mi? Evet. O toplantıda aslında insanoğlu doğuştan getirdiği haklarını yaşamak istiyor. Evet. Biraz önce ifade edilen toplantıdaki ana fikir neydi? İnsanları oraya getiren iki sebep, en önemli iki sebep. Birisi Atatürk paydasında bir araya gelmiş olmaları. Bir tanesi de hakikaten çözüme ihtiyacı olmasıydı. Ve bunun farkında olmasıydı insanların. Aslında üç sebep diyebiliriz. Bir de manen hani Profesör Doktor Aydar Başbey'in o kucaklayıcı işte mezhepleri, sonraki etnik kimlikleri kucaklayıcı tarzı, tavrı, hani bir Müslüman Türk insanı nasıl olması gerektiği, o Atatürk'ün işte ne mutlu Türk'üm diyene çizgisindeki karakteri ve bunu ifade edişi, insanların orada Profesör Doktor Aydar Başbey'de çözümü aramalarına ve gelmelerine vesile oldu. Hacı Bektaş'ın öğretisini aslında orada ortaya koyduk değil mi? Asu da söylerken onu düşündüm. Hani her konumda insanlar vardı orada. Hacı Bektaş'ın hani Aslan'la Ceylan'ı aynı potada eritmesi gibi her konumdaki insanın düşünce öğretik olduğu. Güvenini taşıyor insan. Yani burada tekrar maddeleyecek olursak birincisi insanca yaşamak. Yani bu sömürüden kurtulmak, insanca yaşamak için. İkincisi Atatürk'ü doğru anlamak, Atatürk'ün doğru anlaşıldığı bir ülkede doğru anlayan insanlarla bir arada yaşamak için. Üçüncüsü de ne dedik işte o Müslüman Türk kimliğiyle kucaklaşan, sizin de söylediğiniz Hacı Bektaş mantığıyla birbirini kucaklayan, birbirini anlayan, birbirine saygı duyan bir ortamda. Duyulan bir ortamda yaşamak için insanlar geldiler. Profesör Doktor Aydar Başbey ile bir kucaklaşma, bir tanışma merasimi gerçekleşti. Hakikaten çok güzeldi. O buluşma şey gibiydi. Şems-i Tebrizi ile Mevlana Hazretlerinin buluşması gibiydi gerçekten. Hatta yani evet Hazreti Mevlana'dan da bahsettiğimiz için hep bana onu hatırlattı. Hatta masalardan bir tanesinde bir ifade oldu. Gönül ehli bir insan, maneviyatıyla konuşuyor ki bunu söyleyen çocuğun mühendis ve oraya ekonomik açıdan çözümlerini dinlemek için gitmişti. Normal şartlarda konuşurken o şekilde gitmişti. Ama ifadesi gönül ehli bir insan, maneviyatlı bir insan, manevi şeylerden bahsetti ve o kadar etkilendi ki yine bir tanesini işte gönlüyle, diliyle değil gönlüyle dinledi. Yani o kadar etkileniyor ki böyle huşu içerisinde Mevlana'nın ve bunlar tanımayan insanlar. Gönül bir denizdir, dil balıktır. Gönülde ne varsa kıyıya vuran hani dile vurur. Ne kadar güzel. Biraz yanlış söylemedim. Hani kulağıyla değil, hani o masada oturan tanıdığım birisi dedi ki diğer genç için. Kulağıyla değil gönlüyle dinledi. O kadar etkilendi ki Profesör Doktor Aydar Başbey'in konuşmasından dedi. Dediğiniz gibi işte Hazreti Mevlana'nın sözüyle yine birebir aynı. Yani burada gönüller bir araya geldi. Çok güzel bir buluşma gerçekleşti. Tabii bu buluşma çok daha önceden olabilirdi. Ama bu kadar sınırlamalar, bu kadar karartmalar, bu kadar saklamalar ancak özgür bir platformunuz olacak ki insanlara ulaşabildiğiniz. Hani bu buluşma gerçekleşsin. Çok şükür sosyal medya bu açıdan hakikaten ön açıcı bir çalışma oldu. En azından insanlara ulaşırken
size artık o kadar ciddi bir sınır getiremiyor insanlar. Ama biliyorsunuz büyük bir kararsızlık var. Yoksa Türk halkı Profesör Doktor Haydar Başbey istiyor. Onun görüşlerini istiyor. Mecliste okunsun istiyor. Hiç kimse buna anlam veremiyor. Hani neden bir ülkede böyle bir değerli insan olur, bu kadar güzel tezleri olur, dünyada yani Rusya başta olmak üzere BRICS ülkelerinde uygulanır, 4 milyar insan bunun refahından istifade eder de, niçin benim meclisim bu kadar kıvranırken ne muhalefeti, ne iktidarı, ne herhangi bir milletvekili bunu çıkıp ifade etmez? Bunu öyle ya, ben orada milletvekili olsam herhangi bir partiden şunu yaparım. Bir sözcü, bir partinin sözcüsü olarak girsem, yani bunu bir dosya olarak sunarım. Derim ki böyle böyle bir çözüm olabilir. Bunu bir şey oluşturalım, bir komisyon oluşturalım. Bunu değerlendirelim. Gidelim sahibine soralım. Yapabilir miyiz, ne kadar yapabiliriz, nasıl yapabiliriz bize öğrenelim. Göstersin. Bize göstersin. Biz bunu uygulayalım ve ülkemiz kalkınsın. Ben milletvekili olsam, şimdi milletin vekilisiniz ya. Millet adına konuşuyorsunuz. Milletin sorunları var. Çözümsüzsünüz. Yani sadece Türkiye değil ki bu. Hiç kimsenin gocunmasına gerek yok. Dünya aynı pozisyonun içerisinde. İşte ya, gerçekten büyük bir sömürünün içerisindeyiz. Hangi Müslüman ülke şu anda gerçekten kendi ayakları üzerinde duruyor veya özgür kararlarını alabilecek bir bağımsızlık vurgusu yapabilir? Yani bunu böyle yaşıyorum diye. Ya da Müslüman olmayan ülkelerde aynı pozisyonu. Yani kapitalizmin dişlileri arasında eziliyorsunuz. Bugün Fransa'da yaşananları izliyoruz. Evet. Yani bu dişlilerin arasında eziliyorsunuz. Sıkıntı çekiyorsunuz. Sizin ülkenizde böyle bir insan var. Bir çözüm var. Dünya uygulamış. Artık yani ispatlanmış bu tez. Ne yaparsınız? Milletin vekili olarak bunu dosya şeklinde sunarsınız en azından. Hani partiler bazında da bunun yapılması lazım. İşte vekiller bazında da şu anda mecliste konuşulan yüksek sesle, tabii biliyoruz yani bu muhakkak konuşuluyor fısıltıyla, ama yüksek sesle konuşulan şeyin milli ekonomi modeli olması lazım. Çözüm olması lazım. Yani evet, çözüm olması bunun için. Şu partiyle bu partiyle işte şununla bununla bir ilgisi yok ki. Hepimizin bu çözüme ihtiyacı var. Kimin yok? Hani hangimizin yok? Mühendisin mi yok, doktorun mu yok, çiftçinin mi yok, ne bileyim denizcinin mi yok, memurun mu yok, emeklinin mi yok, ev hanımının mı yok? Hangimizin bu çözüme ihtiyacı yok? Hem hepimiz şunu istemiyor muyuz? Yani kardeşçe yaşayacağımız bir ortam, gerçekten adaletli bir gelir dağılımı, ekonominin gerçekten büyüdüğü bir ülke, İşsizliğin azaldığı bir ülke, çocuklarımız için geleceğe güvenle bakmak, böyle kıyı görmek istemiyor muyuz? Hep boğulma endişesiyle yaşıyoruz, öyle değil mi? Yani ben şahsen bunu çok ciddi yaşıyorum. Yani geleceğini görebilsen, güvenle bakabilsen, böyle emniyetle "aa bak bu limana yanaşıyoruz" diyebileceğimiz bir ortam istemiyor muyuz? Yani hepimiz bunu isteriz. Bunu istemeyecek. İnsanın doğası gereği bu seçim. Güvenlik, evet, ve karnını doyurmak. İki tane, evet, ana ihtiyaç yani doğası gereği bu. İşte bu yüzden biz hep milli ekonomi modelini söylüyoruz. Söylemek zorundayız çünkü bu... Bizim de çıkışımız, dünyanın da çıkışı. Buna ihtiyacımız var bizim. Bu yüzden insanlar buluştukları zaman bu kadar mutlu oldular. Orada çok fazla ekonomiden, şundan bundan konuşulmadı. Zaten çünkü bunun çözüm olduğunu herkes biliyordu. Orada bir kucaklaşma yaşandı. Bir karede, aynı resimde bir karede Profesör Doktor Haydar Başbey ile yer alabilmek için insanlar nasıl birbirlerini, yani savaş gerçekten verdiler. Böyle tatlı bir yarışın içerisine girdiler. Yani çok güzel. Sonra fotoğraflarını almak için. Ben bu fotoğrafa nereden ulaşabilirim, nasıl ulaşabilirim? Bunlar çok güzeldi. Buna bütün milletimizin, herkesin ihtiyacı var. Hani niye, tekrar söyleyelim. Milli ekonomi modeli bize ne sağlayacak? Hani benim ülkemde ne sağlayacak? Dünyada sağladıklarını görüyoruz. Tekrar hatırlatalım. Dünyada iflas etmiş olan bir ülke... Profesör Doktor Haydar Başbey'i takip etmeye başladıktan sonra, biliyorsunuz Viktor Mini ve bir onunla birlikte heyet, aslında bir sürü heyet oluşturuyor Rus devlet başkanı. Yani orada meclis bazında pek çok heyet oluşuyor. O heyetler dünyaya gidiyorlar. Niye? Çünkü hem komünizmi, yani sosyalizmi denemiş, hem kapitalizmi denemiş ve artık batmış. Yani insanının okutmuş ama okuttuğu insanına iş verememiş.
civar ülkelerde işte farklı farklı işlerde çocuk bakarak ya da başka işler yaparak parasını, yani karnını doyurmaya çalışan bir şekle getirmiş insanını. Ona ihtiyaçlarını sağlayamamış. Bunun üzerine tüm dünyaya acaba bunun içerisinden çıkabilir miyiz diyerek heyetler göndermiş bir Rusya var karşımızda. Bu heyetlerden biliyorsunuz İran'a giden bir kısmı İran'a gidiyor. Bir kısmı işte doğuda başka ülkeleri, bir kısmı batı. Bu şekilde dağılırken diyor ki, dedi ki Victor Mini, biz bunu Türkiye'de bulacağımızı hiç tahmin etmiyorduk. Geliyorlar Profesör Doktor Haydar Başbey'in tezini Türkiye'de tespit ediyorlar. Ondan sonra kongrelere katılmaya başlıyorlar. Biliyorsunuz 2005'ten itibaren bütün kongrelerde ağırlıklı ilim adamları Rusya'dan geldi. Bir Azerbaycan'dan geldi. Çünkü Profesör Doktor Haydar Başbey Bakü Devlet Üniversitesi'nde hocalık yapmış bir insandır. Bir de nereden geldi? Rusya'dan daha çok arayış geldi. Arayış içinde olan hani Rusya'dan dünyanın geldi. Dünyanın dört bir tarafından geldi ama asıl bilim adamları bu konuda Rusya'dan programa iştirak ettiler. Niye? Kendi ülkeleri için öncelikle bir çözüm arıyorlardı. Ve o çözümü değerlendirdiler. Bin kere değerlendirdiler. Okudular, okudular, tekrar okudular, tekrar değerlendirdiler. İşin içerisinde oldular. İktisat Birliği oluşturdular Profesör Doktor Haydar Başbey ile birlikte. Bunun etrafında, bu görüşlerin etrafında BRICS ülkeleri bir araya geldi. O yüzden bizim milli ekonomi modeline ihtiyacımız var. Ama milli ekonomi modeli uygulandığı zaman bu ülkede kadının sorun olmayacak. Yani biz burada şey yapmak için söylemiyoruz. Çünkü milli ekonomi modeli tüketim eksenli bir model. Yani elbette üretici çok kıymetli. Fakat tüketiciyi çalıştırabilirsen, dişlinin o kısmını çalıştırabilirsen üreticinin ürettiği şeyleri tüketebilirsin. İlk defa dünyada böyle bir tanım getirildi. İlk defa böyle bir çözüm önerisi getirildi. Tüketiciyi güçlendireceksin. Böylece hem üretimi güçlendireceksin hem de sürekli büyümeyi sağlayacaksın. Tüketim odaklı bir sistem. Evet. Ama bu şununla karıştırılmasın. Yani evet, böyle tüketim çılgınlığı değil. Bir kara cuma olayı değil bu. Evet. Öyle bir kere alışveriş yapıp böyle bir şey değil. İnsanca yaşamak için neye ihtiyacın varsa bunlar için elinde kaynağın olacak. Sen onlar için alışverişini yapabileceksin. Sen alışveriş yaptığın zaman senin alışveriş yaptığın dükkan da alışveriş yapabilecek. O da daha büyük tüccarından alışverişini yapabilecek. O da fabrikasının alışverişini yapabilecek. Ve böylece piyasada defalarca katlanarak, 16 kere katlanarak senin paran yükselecek, büyüyecek. Ve bu ülkede çok daha fazlasıyla devletine gelir getirir bir hale gelecek. Bunu hiç niçin istemeyelim? Yani hem cebimiz para görecek, hem rahatça ihtiyaçlarımızı karşılayacağız, hem ekonomimiz büyüyecek, hem ülkemiz, devletimiz çok daha fazla gelir kazanacak ve dünyada söz sahibi olacak. Bizim istediğimiz şey bu. Bizi izleyen izleyicilerimizin artık hani bunu, bu şeyi kavrayıp milli ekonomi modelinde, Profesör Doktor Haydar Başbey'in milli ekonomi modelinde diretmesi lazım. Yani bunu ısrarla inandıkları herkese, önlerinde rehber edindikleri ya da kendilerini dinleyen herkese ifade etmeleri ve artık Profesör Doktor Haydar Başbey'in etrafında, milli ekonomi modelinin etrafında bu birleşmenin sağlanması lazım. Atatürk de böyle yaptı. 17 Şubat 1923, daha Cumhuriyet ilan edilmemiş. Evet, evet. İzmir İktisat Kongresi'ni 1135 derece olması lazım. Katılımıyla gerçekleştirdi. Orada hem çiftçiyi konuştu, hem ticaret erbabının bütün ekonomiyle ilgili ne varsa, ekonomideki eğitim bile konuşuldu. Yani Atatürk ne yaptı? Ekonominin, yani evet savaş vermek bu çok ulvi bir şey. Hani canınızı ortaya koyuyorsunuz, bir savaş kazanıyorsunuz ama savaş kazandıktan sonra siz o ekonomik kalkınmayı gerçekleştiremez. Evet, o kalkınmayı gerçekleştiremez. İnsanınızın karnını doyuramazsınız. Tabii. Onun ekonomik zaferler ekonomiye taçlandırılamazsa kalıcı olmaz diyor Mustafa Kemal. Yine sömürge olursunuz o zaman. Hani savaşırsınız, kanınızı dökersiniz. Ondan sonra gene bir şekilde borçlanırsınız, gene sömürge olursunuz. Ama Atatürk'ün olaya yaklaşımı neydi? Milli bir ekonomi yaklaşımıyla borçlanmayı reddederek
kendi ülkesinin kaynaklarıyla gerçekten çok inanılmaz işler başardı. Ve bu çok uzun zamana yayılmadı. Bakın çok kısacıktır Atatürk'ün iktidarı. Uçak fabrikası iğne bile üretemeyen bir ülkeyi aldı. Uçak fabrikası olan bir ülke haline getirdi. Yani en uçları söylüyorum. Tabii arada çok şeyler var. Hani onları yine zaman zaman programlarımızda işleriz. Zaten izleyicilerimiz Hoş Geldin Atatürk kitabını alırlarsa orada görecekler ana hatlarıyla bunları. Bizim için de bu çok zor bir şey değil. Şimdi Profesör Doktor Aydar Başbey hep şunu söylüyor. 24 saat içerisinde biz bu gidişatı değiştiririz. Nasıl 24 saat içerisinde değiştirilecek? Çünkü tamamen bir yaklaşımı değiştiriyorsunuz. Diyorsunuz ki kapitalizmin uygulandığı bir ülkede çok farklı bir ekonomik yaklaşım varken siz bu yaklaşımı tamamen değiştiriyorsunuz. Eğer hani mecliste söz sahibi olursanız, orada karar yetkiniz, karar mekanizmasında yetki sahibi olursanız bir kanunla olayın şeyini değiştiriyorsunuz zaten, seyrini değiştiriyorsunuz. Ondan sonra yapılacak her şey zaten planlı, projeli, yapılacak her şey belli. Biraz önce hakikaten Aslan da çok güzel ifade etti. Bakın kadrosundan iki tane gencin yaptığı çalışma. İki tane gencin yaptığı çalışma ne kadar büyük kapılar açtı. Öyle değil mi? Tabii ki bir ekip çalışması. Bu büyük bir ekiple çalışması aynı zamanda. Ama yani bu aslında kısa bir zamanda oluşturulmuş. Çünkü planlı. Her şeyin neyin nasıl yapılacağı, ne yapılacağı, nereye gideceği belli. Yapacağımız bir altyapısı iş var aslında. Evet. Her şeyin bir doluluk dolu var. Dolu. Bir parti programı okuyorsunuz. Yani inanılmaz bir şekilde her şey, kadından çocuğa her şey için bir yer var. Hiçbir şey yüzeysel değil. İşte kadının haklarına sahip çıkacağız, çocukların eğitimini sağlayacağız. Ha bunlar güzel sözler ama mesela hepsi hiçbirisinin altı dolu değil. İşte nasıl insanca belli değil. İnsanca yaşamayı sağlayacağız. İşte insan gibi ücretler alınması. Şu an asgari ücret tartışmaları var, öyle değil mi? Hani iktidarda var, muhalefette var, ülkede var yani, herkeste var, sendikalarda var. Ama bakıyorsunuz yoksulluk sınırı 6200'lerde. Evet. Hani hangi asgari ücret bu? 4 kişilik bir şey ailenin sadece bir haftasını tamamlayabiliyor. Şimdiki asgari ücret geçimini sağlayabiliyor. Bir ayın bir haftası. Açlık sınırı da 1900 küsur. 1943 falan. Yani düşünebiliyor muyuz? Yani açlık sınırı ortada, yoksulluk sınırı ortada. Şu anda bizim eğer ufkumuz sadece hani işçinin hakkını savunan sendikaların bile ufku 2400-2500 liraları görebiliyorsa şimdi halkımızın şunu demesi lazım değil mi ya? Benim burada bir çözüme ihtiyacım var kardeşim. Demek ki bunlar, burada bir çözüm yok. Yok yani. Benim acilen bir çözüme ihtiyacım var. Yani bir hafta karnını doyuracak bir paraya mı çözüm yani diyorsun? Yani ufuk yani değil düşünebiliyor mi? Musun? Siyasileri bırakın. Yani orada siyasileri geçelim. İşçinin hakkını savunduğunu söyleyen insanların bile sendikaların yani ufkunda yoksulluk sınırının üstü yok. Böyle bir şey talep edemiyor bile insanlar. Daha açlık sınırının üstü yok. Yani yani şu anki asgari ücret açlık sınırında. Öyleyse bizim yani bu çözüme çok ihtiyacımız var. Yani Rus profesörlerden daha çok ihtiyacımız var. Onlar herhalde ilime nasıl ki Mevlana'nın değerini Mevlana gibi olan Profesör Doktor Aydar Baş biliyor. Yani gönül ehlini, gönül ehli ilim erbabını, ilim erbabı tanıyor. Hakikaten herhalde biz cahilliğimizden anlayamıyoruz bazı şeyleri. Bizim hani iyi bir kadroyla güzel bir şekilde uygulanmasına çok ihtiyacımız var ki görüyoruz ki Profesör Doktor Aydar Baş ve etrafındaki kadrosu da hakikaten çok özel. Yani önleri açıldığında ülke için çok faydalı olacak insanlar. Çok faydalı olacak bir kadro ve çok güzel projeler. O zaman işte şunu konuşacağız. O zaman ev hanımı 1500 lira maaşını alacak, 1000 lira vatandaşlık maaşını alacak, 2500 lira ücreti olacak bir ev hanımının. Yani kendi başına. Zaten yok açlık sınırının üstünde bir gelire sahip olacak. Zaten çalıştığı zaman asgari ücret yoksulluk sınırının üstünde olacak. Ya yani bütün bunlar için kaynaklar, her şey mevcut.
ve bu delili, ispatı, kaynağı her şeyle mevcut olan bu teze hepimizin ihtiyacı var. Dayanışmaysa işte dayanışma bu olacak. Bu olacak yani. İnsanlar muhtaç kalmayacaklar, aç kalmayacaklar. Ve aynen Atatürk nasıl umut oldu? Bütün ülkelere, hatta Müslüman olmayan ülkelerde bile. Hani bir kısmı Müslüman olup iktidarı Müslüman olmayan ülkelerde bile. Biliyorsunuz yani Atatürk bütün hepsinin ayrı ayrı şeyleri var. İfadeleri var Atatürk'ün vefatıyla alakalı. Üzüntülerini ifade ediyorlar ve onun hani emperyalizmin karşısında, sömürgeci düzenin karşısında bütün hepsine umut olduğundan bahsediyorlar. Böyle nasıl o dünyaya umut saçtı? Nasıl ki savaşmadan, hani savaşarak belki bağımsızlığını kazandı fakat savaşmadan Orta Doğu'da söz sahibi oldu. Mesela İsrail'in kurulmasının önünü kesti. Evet, Rockefeller'ın sözü var. Evet. 50 yıl bizim planlarımızı ertelettirdi bize diyor. Yani Atatürk gibi hem ilim, hem gönül ehli, hem de bağımsızlık sevdalısı, milli ekonomi modelinin sahibi bu çözüm insanının da tüm dünyadaki ezilen bütün Müslümanlara çözüm ve çare olabileceği, hatta ezilen bütün insanlığa faydalı olacağı aşikar. O yüzden bütün bu karartmalara rağmen biz çözümün etrafında bir olmalıyız. Milli ekonomi modelinin etrafında bir araya gelmeliyiz. Tavsiye ediyorum, eğer hani arkadaşlar çok abarttığımızı düşünüyorlarsa, bakın böyle bir eser, alsınlar okusunlar. Muhakkak bunu bir gün içeriğiyle de inceleyeceğiz. Hani bütünüyle gelir dağılımı nasıl sürekli büyüme sağlanacak, nasıl tam istihdam sağlanacak, nasıl ev hanımı maaşı verilecek. Hani bunların hepsini işleyeceğiz. İzleyicilerimiz bizi takip etsinler. Fakat bu zaten ispatlı bir tez. Bunun içerisinde bilim adamlarının söyledikleri, bu konuyla ilgili fikirleri, düşünceleri, tebliğleri de var. İzleyicilerimiz alsınlar, okusunlar, tatmin olacaklar. Ve o zaman ne demek istediğimizi çok daha iyi anlayacaklar. Hep beraber çözümün etrafında kenetleneceğiz. İşte o kenetleniş aynen Kurtuluş Mücadelesi'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün etrafındaki kenetleniş gibi kutlu bir kenetleniş olacak. Ve en son Ağustos'un söylediği gibi gerçekten çok güzel günler onun peşine inşallah bizimle birlikte olacak. Buna ihtiyacımız var. Ayrıca sadece ekonomide değil, dostluğa, kardeşliğe, birliğe, beraberliğe, birbirimizi sevmeye de ihtiyacımız var. Çünkü ekonomik açıdan böyle dar boğaza girince, siz de söylediniz yani, insanlar birbirine çatmaya yer arıyor. Zaten buna uygun yapılıyor bütün programlarda. Hani korkunç bir pozisyondayız. Birbirimizi sevmeye, birbirimize anlayış göstermeye çok ihtiyacımız var. İşleriz bir gün ama bu hafta böyle karşıma çıkan bir şey var. Çok belki şeyli olmayacak. Canım sıkıldı yani. Çok izlenen bir dizide. Bilmeyeyim de misafir gelmişti. İzliyorlarmış, açtılar. Ondan sonra tabii misafir olunca mecburen şeyde kaldı. Ama ben böyle gerçekten şoklar içerisinde kaldım. Adamın bir tanesine çelik yelek giydirmişler. Komediymiş bu. Sonra ona kurşun sıkıyorlar. Yani hepsi kurşun sıkıyor. Bir tanesi diyor ki işte dur diyor, ben diyor pompalıyı getireyim. Ben de adam diyor geberecek diyor. Ben diyor pompalıyı getirip daha sıkamadan adam ölecek diyor. Adam öldü, bunlar kahkahaları bastılar. Ben böyle bir şok içerisinde kaldım. Yani bir insanın ölümü böyle bir şey midir? Yani komik bir şey midir ya? Yani böyle yani silahımı çıkarayım ben de vurayım. Ben de bir tane, ben de kafasını atayım. Böyle bir şey midir ya insan? İnsan hayatı bu kadar mı değersiz bir şey? Bu komedi midir? Hani televizyondan bunu siz insanlara böyle şey yaptığınız zaman işte canı isteyen bunu unutuyor. Karşı tarafında bir hayatının olabileceğini, çoluğunun olabileceğini, çocuğunun olabileceğini, bir ananın evladı olduğunu. Zaten canı sıkkın, zaten parası yok, zaten eve nasıl gideceğini bilmiyor. İnsanlar bunu eğlenmek için yapıyorlar sanırım. Bugün yine bir kadının boğazını kesmiş. Sadece bir apartmanda rahatsız ediyorsunuz, gürültü yapıyorsunuz dediği için. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir ortam oldu. Artık yani hani etnik kimliklerden dolayı da çıkmasına gerek kalmıyor kavgaların.
Ya da işte mezhepsel farklılıklardan dolayı da çıkmasına gerek kalmıyor. Neyse, çok dağıtmadan şunu söylemek istiyorum ki, bizim birbirimizi sevmeye, bizim karnımızı doyurmaya, güvenlik içinde yaşamaya, birbirimize anlayış göstermeye, bir beraber olmaya çok ihtiyacımız var. Elbette bunun için de çalışıp para, insan gibi para kazanmaya, elimizde yaşamamız için gerekli olan kaynağa ya sahip olmamıza ihtiyacımız var. Onurlu bir şekilde insanoğlunun yaşaması için olması gerekenlere sahip olmak istiyor insanoğlu. Evet, kesinlikle. Çok bir şey istemiyoruz. Çok bir şey istemiyoruz. Eğer bunun sağlanırsa ben bu vahim tabloların da çok azalacağına inanıyorum. Yani insan olan, insan gibi yaşayan insanlar birbirlerine böyle muamele etmeyeceklerdir diye düşünüyorum. Biraz daha sabırlı olacaklar, biraz daha çok vakitleri olacak, biraz daha çok düşünecekler, biraz daha çok kitap okuyacaklar. Değil mi? Kendilerini geliştirecekler. Değil mi? Biraz daha belki çok ibadet edecekler ama daha dingin, daha sakin, daha doğru düzgün, mutlu insanlar olacağız inşallah. Öyle bir topluma da hepimizin ihtiyacı var.